En son Enes radıyallahu anh dedi ki, bize musibetlerin en büyüğü geldi, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıydı. Tabi bunun akabine kardeşlerim, ashabda, sahabede cemaatsizliğin, çatlağın ve insanların ihtilafa düşeceği endişesiyle hemen halifelik mevhumunu devreye soktular. Onlar birbirlerini Allah için seven, birbirlerini Allah için buğz eden yeryüzünün yıldızlarıydı kardeşler. Onun için etrafındaki küfür devletleri mürtet olduğu zaman bütün kavimler onun o direnişini, o toparlayışını, o ezici gücüne hayran kalmışlardır. Ve şunu söylemişlerdir. Bu nasıl bir din ki dağılan bir tayfeyi anında toparlayabiliyor. Ve düşünün, Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat ediyor. İrtidatlar derhal vuku buluyor kardeşler. Ve irtidatların vuku bulma sebebi nasları tam anlamıyla anlayamama, haramlara meyilli olma, kabilecilik içgüdüsü, ırkçılık, mal sevgisi, cimrilik, haset bu insanlarda mevcut olduğu için insanların ayaklarının kaymasına temel etken olmuştur. Ve düzenli bir otoritede yaşamak o insanların fıtratına hoş gelmiyordu. Çünkü şeriata teslim olmak nefisleri ayaklar altına almaktır. Onun için Ebu Bekir Allah ve Resulü'nün naslarının dışına hiçbir zaman çıkmamıştır. Dedik ya, Usame ordusunu Allah Resulü kurduğunda bir muhalefet olmuştu. Sonra vefat etti. Allah Resulü tekrar bir muhalefet zuhur etti. İnsanlar kendileri bu muhalefeti yapamayınca Ömer'e dediler ki, ey Ömer, sen Ebu Bekir'in yanına gitsen, ona desen ki bu çok gençtir, yaşlı birini komutan tayin etsek. Ömer radıyallahu anh geldi Ebu Bekir'in yanına. Ebu Bekir oturuyordu. Dedi ki, ey Ebu Bekir, biz dedi daha yaşlı birini komutan tayin etsek olmaz mı? Ebu Bekir diyor yerinden fırladı. Ömer'in sakalını tuttu. Musa aleyhisselamın Harun'un sakalını tutması gibi. Dedi ki, sen bana Allah Resulü'nün göreve getirdiği adamı azletmemi mi söylüyorsun? Ömer diyor taş gibi kesildi. Hiçbir şey demeden dışarı çıktı. Hemen muhacirlerden, ensardan birileri Ömer'in yanına geldi. Dedi ki, ne yaptın? Gidin başımdan dedi, ananız sizi kaybetsin. Ben çok büyük bir fırça yedim. Gidin başımdan, beni rahat bırakın, ananız sizi kaybetsin dedi. Ki ne demiştik? İbni Hacer diyor ki, biz bu hadiseden şunu çıkartırız. Ekseriyetin görüşü bir konu hakkında ses çıkarsa da bazen naslara tutunmak bir kişi ekseriyete galebe çalabilir. İşte Ebu Bekir bunun en büyük örneğidir. Yani cumhur bir konu hakkında içtihat edebilir ama senin önünde sarih bir nas varsa cumhurun görüşü askıya girebilir. Dedik ya, bu İslam dini çoğunluk dini değil, sayısallık dini değil kardeşler. İbni Hacer'in de Fethül Bari'de yapmış olduğu en güzel hadisenin şerhlerinden biridir. Yine aynı şekilde Ebu Bekir'in sebat etmesi, mürtetlerle olan savaşında sebat etmesi çok büyük bir mevzudur kardeşler. Ve tarih yazmıştır. O tarihin yazdığı vakayı bütün alimler, sahabeler, Ömer radıyallahu anh der ki, onun kalbine diyor Allah azze ve celle öyle bir genişlik verdi ki bu konu hakkında onun hak olduğunu anladık. Ömer radıyallahu anh ilk önce muhalefet ederken daha sonra bunu söylüyor. Dedi ki, Allah siz fakirken savaştınız, size mal verdi. Ve siz şimdi Resulullah'a verdiğiniz bir yuları bana vermiyorsunuz, öyle mi? Vallahi dedi, bana bir yuları vermeyenle savaşırım dedi. Ömer radıyallahu anh ve sahabeler itiraz etti. Dedi ki, ey Resulullah'ın halifesi, onları bir müddet kendi hallerine bıraksak, kalplerine iyice İslam girse zaten zekatı verecekler dedi. Ebu Bekir dedi ki, vallahi vallahi onlar bana zekatı getirmezlerse onlarla savaşırım. Ömer, ey Resulullah'ın halifesi, onlar la ilahe illallah dedikleri halde nasıl onlarla savaşacaksın? Dikkat edin. Onlar la ilahe illallah dedikleri halde nasıl onlarla savaşacaksın? Allah Resulü buyurmadı mı, kim la ilahe illallah derse
kanı, malı, canı bize haramdır. İslam'ın hakkı müstesna. Ebu Bekir'in cevabı, vallahi namazla zekatın arasını ayıranla savaşırım dedi. Namazla zekatın arasını ayıran kim olursa olsun savaşırım dedi. Ve şurası daha önemli. İmam Nevevi diyor ki, küfür, birçok çeşit küfür vardır diyor. Bazen inkar etme, bazen helal sayma, bazen vücuben ittifak edilmiş bir konuyu reddetme, bazen onun aksini yapma, bazen yüz çevirme, bazen kibirlenme diyor. Ne demiştik? Geçmiş derslerde dedik ki, Eş'ari ekolüne müntesip olanlar iki kaide kullanır. Küfrü tekzip, küfrü cuhud. İnkar küfrü ve yalanlama küfrü. Lakin Eş'ari ekolüne müntesip olan fakihlerden bahsediyorum. İmam Nevevi gibi, İbn Hacer gibi, Sübkiler gibi, Beyhakiler gibi. Bu iki ıstılahın altına bütün küfür çeşitlerini dahil etmişlerdir. Çünkü onların ıstılahına göre yüz çevirmek de bir yalanlamadır. Yüz çevirmek de bir yalanlamadır. Çünkü onların ıstılahına göre böbürlenmek de, iblisin küfrü de bir inkardır. Hani dedik ya, kitaplarda biz bu iki ıstılahın dışında bir ıstılah görmediğimizde şunu demeyeceğiz. Yani ehli sünnet bugünkü gulata mürciyelerin dediği gibi sadece yalanlama ve inkardan ibaret mi saymıştır küfür? Hayır. İmam Nevevi'nin aynı sözüdür bu. Küfrün birçok çeşidini sayıp ama iki ıstılah nakletmeleri ve bunun altına girmesidir. Bunu kafanızda bir yere oturturun kardeşler. Burası çok önemli bir kaide. Ve diyor ki Kadı İyaz, Ebu Bekir'e o gün itiraz edenler sadece zekatı inkar edenler değildi. Zekatı inkar edenler iki veya üç sınıftı. Biri açıktan inkar ediyor. Diyor ki biz zekat vermiyoruz. Bir grup bu peygambere hastı, Ebu Bekir'e has değildir deyip tevil ediyorlardı. Üçüncü bir grup, bizler vermek istiyoruz ama şu anda olayların kimin aleyhine gelişeceğini bekliyoruz. Başka bir grup, Müseylemetül Kezzab yalancı peygambere tabi olmuş. Başka bir grup putperestliğe dönmüş ve Ebu Bekir hepsine aynı hükmü veriyor. Hepsi mürtet oldu diyor. Demedi sen şunu inkar mı ettin? Sen şunu helal mi sayıyorsun? Sen bu teville neyi kastettin? Çünkü tevili gerektirmeyen açık bir nastı. Hepsine mürtet hükmü uyguladı. Ve onlarla savaştı. Onların mallarını ganimet aldı. Daha sonra tevbe etmeye gelenlere de şu şartı koştu. Diyeceksiniz ki bizim ölülerimiz cehennemde, sizin ölüleriniz cennettedir. Bunu söyleyeceksinizdir. Hatta o kadar öfkeliydi ki ağzından şu da çıktı. Ve siz bizim ölülerimizin diyetlerini de vereceksiniz dediğinde Ömer şöyle bir dürttü Ebu Bekir'i. Dedi ki ey Ebu Bekir, bizimkiler Allah yolunda şehit olanlar. Onlardan neye diyet istiyorsun sen? Sonra bir durdu birkaç saniye. Evet dedi, bu görüşünde isabetlisi. Yani şuradan şunu da anlıyoruz ki Ömer de onların mürtet olduğuna inanmış. Çünkü mürtetle savaştığın zaman bu anlamda vakaya baktığımızda şehit olmaları gerekiyor. Ve böylece etrafındaki küfür sistemleri bu direnişin, bu ezici gücün karşısında daha çok sinmiş, daha çok korkmuşlardı. Ve Ebu Bekir'in bir mektubu vardı kardeşler. İrtidat eden kabilelere gönderdiği. Burası çok önemli. Dedi ki sizin tevbeniz, İslam'ınızın kabul olması, ya zekatı getirip teslim edeceksiniz. Alameti görüyorsunuz değil mi? Bu adamlar la ilahe illallah diyor. Muhammedur Resulullah diyor. Kimisi bu söylemeyi kabul etmeyle beraber peygamberin de peygamber olduğunu kabul ediyor. Yani bir kabilede bir küfür çeşidi var, bir kabilede iki küfür çeşidi var ama tamamıyla Allah'ı inkar eden yok, peygamberi inkar eden yok, namaz kılanlar mevcut ama zekat vermiyor bazıları. Namaz kılanlar mevcut, peygamberi kabul edenler mevcut, sadece zekatı tevil ediyorlar. Ebu Bekir alamet olarak zekatı getirip veren kurtulmuştur ve nokta atışı burasıdır.
Onları La İlahe İllallah'a davet etmedi. Müseyleme'nin olduğu bölgeye giden kişilere mektupta şunu yazdı. Kim ezan okursa onu ellemeyeceksiniz. Kılıç boynundan kalkacak. Neden? Çünkü ezanda Eşhedü en la Muhammeden Resulullah dediklerinde Müseylemetül Kezzab'ı da söylüyorlardı. Kim ezan okursa emandadır dedi. Şimdi gelelim kendi vakamıza. Adam La İlahe İllallah diyor, demokrasi adına savaşıyor. Adam La İlahe İllallah diyor, namaz kılıyor, zekat veriyor, Allah'ın haramlarına ruhsat veriyor. İçkili restoranların ruhsatını ben verdim, ben verdim. Adam La İlahe İllallah diyor, genel evi açıyor. Şimdi biz kimin metodunu uygulayacağız bu topluma kardeşler? Allah Resulü'nün sünneti ve metodu budur. Ashabının metodu budur. Onlar zekatı inkar ediyorken, La İlahe İllallah diyorlarken, namaz kılıyorlarken, hiç Allah'ın verdiği şu nimetin işi midir ki onları tekrardan namaza ve La İlahe İllallah'a çağırmak? Fıkıh derslerinde şunu anlatmıştık. Alimlerin bazı ıslahlarını bazı yerlerde çözümleyebilirsiniz. İmam Ahmet namazın terkini küfür görüyordu ya. Subki bir rivayet nakleder. Der ki İmam Şafii Ahmet'e dedi ki namazın terkinin küfür olduğunu söylüyorsun. Evet. Peki dedi bu neyle İslam'a girer? Dedi ki La İlahe illallah diyerek girer. E dedi o bunu küfür halindeyken de söylüyor. Namazı terk etmiş küfür halindeyken de bunu söylüyor. Öyleyse dedi namaz kılarak girer. Bakın dikkat edin. İmam Şafii ne dedi? O bunu küfür halindeyken de söylüyor. Demek ki küfür halindeyken söylediği bir sözü tekrar etmesi onun tevbesinin zahirde kabul olmayacağını ve ona alamet olmayacağının göstergesidir. Ki İmam Şafii'nin raci olan görüşü namazın terkinin küfür olduğunu biz defaatle söylemiştik. Bunu ispatlayabiliriz de demiştik. Ama diyelim ki bu nakilden bizim çıkarmamız gereken örnek budur kardeşler. Küfür halindeyken birilerinin La İlahe illallah demesi, namaz kılması, zekat vermesi peygamberin ve ashabının metoduyla kesinlikle ve kesinlikle Müslüman değillerdir ve biz de şu anda bunu uyguluyoruz. Ve bize ne diyorlar? Harici diyorlar. Said el-Müseyyeb ve birçok tabi'in kardeşlerin namazın terki küfür. Orucu kasten terk eden kafir olur. Haccı kasten terk eden kafir olur diyorlar. Bu adamlar da mı haricidir? Kafir olmaz diyenler, ehl-i sünnet alimleri bu adamlara harici mi dedi? Değil mi? Yani bunlar orucun kasten terkinin, haccın kasten terkinin küfür olduğunu söyleyen hadis uleması dahi var. İslam'ın temel asıllarını terk eden, kasten terk eden. Peki hiç sonradan gelen ulema bunlara harici dediğini duydunuz mu? Kim? Bize itham edenlere göre kebair günah. Normalde günahtan dolayı kim tekfir eder insanları? Hariciler eder. Peki hiç sonradan gelen ehl-i sünnet alimleri bu tabiinlere harici ıslahını kullandı mı? Hayır. Onlar dahi Allah'ın temel naslarına dayanarak tekfir ediyorlardı ve bu ithamla karşılaşmadılar. Ki biz daha açık olan, bariz olan Allah'ın şirk dediği meselelerde bunların müşrik olduğunu söylüyoruz. Ama bize yafta edilen şey bizlerin hariciler gibi lanse edilmez. Evet. Ebu Bekir bitmeyecek kardeşler. Haftaya inşallah bitirmeyi düşünüyorum. Allah'ın izniyle, biiznillah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurike ve etubi ileyk.